Sabah gazetesine geçelim. <laughs> Ucuz gıdada rekor satış. Hakikaten e, bu dönemde bu gazetelerde çalışanlar meselelere takla attırmak konusunda çok başarılı oldular. Ucuz gıda meselesi dediğimiz zaten pahalı da 3 kuruş 5 kuruş indirim varsa da son kullanma tarihi geçmiş besinler. E, ve orada aslında ürünlerin hemen hemen tamamındaki sorunlu hallerin dışında e, bir de pek çok yerde indirimin de... E, insanın ona iltifat etmesini sağlayacak oranda olmadığını görüyoruz. Ve ciro patlaması diye bir de bu övülüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yoksulluğu bile takla attırarak ciro patlaması, indirim var diye anlatan bir yayın organı. Çok merak ediyorum. Bu yayın organını okuyup inanan var mı? Kaç satıyor? Devam edelim. Türkiye gazetesi Türkiye böyle kazanç görmedi. Karlılık rekorları güzel haber. Gerçekten e, Türkiye böyle kar e, görmedi meselesine bir bakalım kimler kar etmiş. Sabit gelirliği mağdur eden enflasyonist ortamda şirketler karına kar kattı. Kazancını ona katlayanlar var. E, buradaki şeyi görüyoruz. Bankaların olağanüstü büyük e, gelirler elde ettiklerini. E, işte TÜPRAŞ başta olmak üzere büyük sermaye gruplarının çok büyük para kazandıkları ortada. Bunu bir koyalım unutmadım. Bir de dikkat edin buraya Esad'dan 5 talep. Şam-Ankara görüşmelerinde Beşer Esad cephesinin öncelikli istekleri belli olmaya başladı. Buradan başlarsak Esed olmuş Esad. 5 talep olmuş ve Şam-Ankara görüşmesi lafları gelmiş. Seçime giderken ne demiştik? Bu iş hallolacak. Davutoğlu benden size söylemesi yine açıkta kalacaksınız. Aman dikkat akşam üstünüzü örterek yatın. Tek kalıyorsunuz. Başta da yanlıştınız, şimdi de yanlıştınız. Altılı masa bunu konuşmazsa hayatın hatasını yapar. Gelelim buraya. Şirketler karlarını açıkladı. Bankalarda bizim kanımızı nasıl emdiklerini açıkladılar. Bugün bankayla e, teması olmayan hiç kimse yok. Mecbursunuz. Ya kredi artık kullanıyorsunuz ya oraya yatıyor falan. Üstelik Türkiye öyle bir hale gelmiş ki bugün emekliler 3 kuruş fazla alabilmek için bankaların bir maaş, bir buçuk maaş verdikleri promosyonlar için dilenci durumuna düşürülüyorlar. Bir banka diyor ki sana 5 bin verim, bir banka diyor ki 10 bin verin. Neden? Mevduat bende kalsın. Düşünün ki kar yani bir yıl boyunca paranın oraya yatma garantisi nasıl büyük bir denklem oluşturuyorsa aynı zamanda bütün şirketlerde de böyledir. Maaşları sana yatıracağım, bana bu kadar para ver falan denir. O yüzden zorunlu olur. Bu kepazelikteki sınırın olmayışının nasıl özel bir göstergesi bu? Yani insanlar yılda 12 maaşa bir ilave ediyormuş gibi düşünüyorlar ve bunu bir kazanç sanıyorlar. Ne yapsın? Parası yok insanların. Oysa ki bu bir sefalet. Sefalet düzeninin göstergesi. Kapitalizmin yüksek karlarının nasıl olarak bölüştürüldüğünü daha doğrusu zenginler arasında nasıl olarak bölüştürüldüğü, büyük sermaye adlular arasında bölüştürülüğünün temel göstergesi. Dün Koç Holding'de karını açıkladı. Olağanüstü büyük bir karlılık var. O zaman kur korumalı mevduat işte büyüme oranları falan ortaya koyduğumuzda şunu görüyoruz. Net şunu görüyoruz net. Kur korumalı mevduat 300 milyar dolar civarında zengine para aktarılması anlamına e, gelecek için sonunda. O rakamı tam size vereceğim. Bugün Garo Paylan'ın bir açıklamasında vardı. Ona bakarsa çocuklar söyleyeceğim tam ne kadar olduğunu söyleyeceğim. 300 milyar dolar olamaz. 30 milyar dolar olması lazım. Uydurmayayım yani. E, 30 milyar dolar yoksa da alıp zengine e, verilmiş oluyor. E, 300 milyar dolar. Çok büyük para çünkü. E, 30 milyar dolarlık bu organizasyonda insanların pek çok sorununun karşılayabileceğini düşünürsek... yoksuldan alıp zengine verilmesinin nasıl bir sorun olduğunu görüyoruz. Bir, tabii ülkenin ekonomik bölüşüm sorunu açısından. İki, büyümenin kimlere yaradığını görüyoruz. Büyümenin o... E, aslında yapılarda görev alanların o patronların neden iktidara biat ettiğini de görüyoruz. Çünkü iktidar üzerinden zenginleşen kimsenin o iktidara muhalefet etme imkanı yoktur. Bu şirketler için de böyledir, şahıslar için de böyledir. Siz liyakat sahibi olmadan tetikçilik yapmak adına oraya geliyorsanız, baş başta gazeteciler olmak üzere, zaten tablo böyle olur. E, bunu şirketlere uyarladığınızda da herhangi bir tüsiyatçının sahiden bir demokrasi falan istemesi söz konusu olamaz. Müsiyatçı da zenginleşiyor, sen de zenginleşiyorsun sonuç itibariyle. Nasıl muhalefet edeceksin? Külliye'ye gidip sen de el pençe divan duracaksın. Değil mi? Mevzu bu. E, son iki dakikamız e, bu bölümle ilgili olarak neler yapacağımızı size söyleyeceğim. Hasan orada şu e, ben uydurmuş olmayayım lafın şehvetine kapılıp 30 milyar dolar mı değil mi? E, İrem bir baksın lütfen Garopaylan'ın açıklamasında vardı. Şu e, şeyi de hatırlatalım Aysel Tuğlu'yu tekrar hatırlatalım istersen oradan tamamlarız e, son iki dakikayı.